İzban işçilerimizin ve İzenerji işçilerimizin mücadelesi haklıdır, yerindedir ve bu mücadele yalnız bu İzban ve İzenerji işçilerinin mücadelesi değildir. Bütün Türkiye emekçilerinin ve bütün Türk milletinin paylaştığı mücadeledir, hepimiz içindir. İzmir'de işçi mücadelesi yükseliyor. İzban grevinden sonra İzenerji'de örgütlü 4000 belediye çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde tartışmalar büyüyor. Buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir çağrıda bulunacağız. İzmir Belediye Büyükşehir Belediyesi Yüksek Hakem Kurulu kararını beklemeden İzban işçisini temsil eden Demiryolu Sendikası'yla toplu sözleşme masasına oturmalıdır. İtirazını geri çekmelidir. İzmir'de bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in gündeminde işçi hakları vardı. İzenerji işçilerinin toplu sözleşme hakları yasaldır. Bunun tartışılması hukukun dışındadır. Bunu tartışanlar herhalde hukukçulardan herhangi bir şekilde bir kanaat, bir görüş almış değillerdir. Perinçek, işçilerin eylemiyle ilgili haklılık vurgusu yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vicdana davet ediyoruz, hukuka davet ediyoruz ve geleneğe davet ediyoruz. Kurumlar gelenekleriyle yaşar. İşçi hareketine dikkat çeken Vatan Partisi lideri önemli uyarılar yaptı, AKP ve CHP'yi eleştirdi. Bu da çok dikkat çekici. AK Parti ve CHP rant kavgasında kapışıyor ama işçilerin hak ve hukukuna gelince hemen el ele veriyorlar, birleşiyorlar. Bunu da burada tespit ediyoruz. Perinçek ekonomik krize de değindi. AKP hükümeti yüzünden Türkiye bir borç batağına saplandı ve bu borç batağında bulunan Türkiye'nin buradan çıkışı işçileri bastırarak, işçileri ezerek, işçinin ekmeğine, hakkına el uzatarak olmaz. Türkiye'nin buradan bir tane çıkış yolu vardır. Vatan Partisi'nin üretim devrimi, üretim ekonomisi